Hızlı okuma ve okuduğunu anlama bilindiği gibi okul, iş ve diğer yaşam boyunca herkes için önemlidir. İlimizde de hızlı okumaya verilen önemi vurgulamak için Kırşehir Valisi Özdemir Çakacak ve Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci hızlı okuma yarışmasında yerini aldılar. Haber ekibimizin de Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci ile yaptığı röportajı ekranınıza getiriyoruz. Şimdi neler yapacağız ondan biraz bahsedeyim size. Kitapçıklarınız dağıtılıyor. Küçük öğrencilerimize ve yetişkinlerimize ayrı ayrı kitapçıklar hazırladı belediyemiz. Birazdan hepimiz bu kitapları aynı anda okumaya başlayacağız. Ve kitaplarımızın içeriği de ahiliğin ne olduğu, ahilik kültürü, ahi evren velinin hayatıyla ilgili. Hepimiz aynı anda ahilikle ilgili bilgilenmiş olacağız ve böyle bir değerli bir haftada bu etkinliği yaptığımız için de biz ciddi anlamda mutluyuz. Hızlı okumamız için şu an süremiz başlamış bulunuyor. Böyle mi? Hazır ol falan. Ahi Evren Veli Hazretleri anısına ve haft kutlama vesilesiyle de böyle bir okuma organizasyonu ve programı yapalım istedik. Tabii ilimizde faaliyet gösteren Hake Hızlı Okuma kursuyla ortaklaşa olarak ahilikle ilgili hazırladığımız yayınları burada etkinliğimize katılan hemşerilerimizle iki grup halinde, yani küçükler için ayrı bir okuma metni, büyükler için de ayrı bir okuma metni şeklinde bir okuma etkinliği yapacağız. Tabi aile kutlamalarının kültürel yönünün biraz daha ağırlık kazanmasını arzu ediyoruz. Çünkü hem Ahi Evran'ın Veli Hazretleri'nin felsefesini daha fazla insana anlatabilmek açısından bu tip etkinlikler gerçekten önemli diye düşünüyoruz. Bugün şimdilik ilgi de iyi gözüküyor. İnşallah burada katılan katılımcılara da kendi arasında çekecek bir kurayla 3 kişiye de Hake tarafından hızlı okuma kursu hediye edilecek. Tabii hızlı okuma aslında çok önemli. Sesli değil ama sessiz okuma. Önce hızlı okuma deyince sesli hızlı okuma gibi algılanıyor ama bu sessiz okuma aynı zamanda okuduğunu da anlama açısından bu eğitimde gerçekten önemli. Ben de katılmıştım bir dönem. Herkese de tavsiye ediyoruz. Ahilik kutlamaları etkinlikleri kapsamında da inşallah bugün bu etkinliği hep birlikte gerçekleştirmiş olacağız.